Şimdi buradan istersen biraz layıklık meselesine geçelim. 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 Belli ki iktidar seçimi din şeyini, malzemesini yani dini piyasaya sürmek üzerinden yap, sürdürecek bu seçim kampanyasını. Çünkü biliyor. Çünkü oradaki yumuşak karnın farkında. Yani eğer layıklık üzerinden, layıklığın kendisi olmadan, layıklık taraftarıyız diyerek... Burası Müslüman bir ülkedir. Günaydınla kavga etmeleri... İşte üniversitelere şey e, ilkokulların e, ilk sınıflarını Kur'an kurs mecburi eğitimden sayısın gibi talepleri. Saçma sapan akla hayale sığmayacak gerekçelerle bu tip tartışmalarla hem muhalefeti bloke etmek istiyor hem de kendi tabanını. Peki bunu aşmanın yolu? Şimdi Murat e, daha önce burada söylemiştim. Diyanet İşleri bana diğer başkanını ben hakikaten e, kendi ben ortaokul yaklaşık ortaokul 1'deydim yanlış hatırlamıyorsam aynen böyle düşünüyordum. Ya biz Müslüman bir ülkeyiz, günaydın, yani Müslüman bir insanız, günaydın demeye ne gerek var? Ben o yüzden sıklıkla mevcut Diyanet İşleri Başkanı ortaokul düzeyi bir Müslümanlık anlayışına sahip diyorum. Ona tepki vermenin bir anlamı yok. Zaten onlar bunu istiyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nı konuşalım, onların dedikleri üzerinden bazılarımız içimizden kimileri üslupsuzluk yapsın, Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiriyorken kullandığı yanlış kelimeler üzerinden vay bunlar dile saldırıyorlar algısı yaratalım öyle bekliyorlar. Biri bu bir yazar olabilir, bu bir siyasetçi olabilir, bu kendince o seküler kesimde diyelim ki parlamış bir sanatçı olabilir, aydın olabilir veyahut bir sosyal medya fenomeni olabilir. Bir biz 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 bir cümle edelim. Bu saçmalayalım. Bunun karşılığında bir tepki gelsin, bunu alalım, din düşmanlığı diye pazarlayalım ve toplumu kutuplaştıralım. Şimdi burada böyle bir tehlike var. Bana sorarsan muhalefet bu tip, bu, tip, bu burada tepkisel anlamda topa girmemeli. Çünkü Erdoğan bunu istiyor. Peki Erdoğan'ın bir de şöyle bir kazancı var. Muhalefet sustuğunda da kazanıyor, konuştuğunda da kazanıyor. Konuştuğunda niye kazanıyor? Bunu din düşmanlığı olarak gösteriyor. Bahçeli'nin geçen sefer yaptığı gibi ki bana göre korkunç bir şeydi. Yargıtay binasının açılışında dua okunmasına layıklığa aykırı bulanları Müslümanlık karşıtı, Müslümanlık düşmanı olarak lanse etmişti. Şimdi muhalefet sustuğunda mevcut iktidar mesafe kat ediyor. oh, alanı boş buldu. Günaydın'a da savaş açıyor. Kur'an kurslarında şöyle yapacağız diyor. Dualarla artık Diyanet İşleri Başkanı Şehir İslam gibi de ortakta dolaşmaya başlıyor. Çünkü muhalefet ses çıkaramıyor. Peki konuştuğunda bu sefer de o kutuplaşmayı artırıcı bir yaklaşım içine girmiş oluyor. Benim buraya dönük bir çözümüm var. Muhalefet konuşacaksa tepki değil, koruma da değil. Olabildiğince sakin bir dille anlatmak topluma. Mesela iktidar laikliği mi hedef alıyor? Laikliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi gayet sakin, gayet tatlı dille kavga etmeden. Çünkü iş kavgaya döküldüğünde bu kutuplaşmayı artırıcı. Şimdi buraya doğru gidecek mesela. Şimdi bununla ilgili mevcut muhalefetin kendi arasında diyelim ki bir iş bölümü yapması lazım. Demokrasi ittifakı niye önemli diyoruz? Çünkü bir iş bölümüne ihtiyaç var. Diyelim ki inanç üzerinden siyaset mi devreye sokuyor bu adam? Demokrasi ittifakının mensupları arasında diyecekler ki örnek veriyorum. Bu konuda Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Temel Bey siz iktidarın muhatabı olun. Çünkü sizin tabanınızda orayla çok yakın. Onların dilini, üslubunu daha iyi biliyorsunuz. Siz diyelim ki yarın başka bir konum oldu mu? Bu konuda CHP konuşsun. Başka bir konum oldu mu diyelim? Bu konuda İyi Parti konuşsun. Bir başka konum oldu. Bu konuda HDP sözcülük yapsın gibi görev bölümüne ihtiyaç var. Ya o kadar zor durumdayız ki Murat. Bunu anlatamıyoruz muhalefete. Toplum politik psikoloji okumaları lazım. Toplum psikolojisini hiçbiri zerre kadar hesaba katmıyor hangi cümlenin toplumda nasıl bir etki bıraktığını, nereye gittiğini, nasıl olduğunu, nasıl kutuplaşma. Şimdi önümüzde bir iki yıla, bir buçuk yıl kaldı şurada. Ya bir buçuk yıllık bir süre var ve bu bizim için tarihi. Ben niye Lübnan diyorum, niye Suriye diyorum? Çünkü bu gün ak, gün aydınla uğraşacak kadar aklını kaybetmiş bir siyaset anlayışı bu ülkeyi yönetiyor. Ya günaydınla kavga edilir mi? Allah'ını seversen. Günaydın'la, Günaydın kelimesiyle kavga eden bir iktidara ülkenin yönetimini vermişiz. Günaydın'la kavga eden bir iktidara çocuklarımızın geleceğini emanet etmişiz. Ülkenin ekonomisini, tarımını, yargısını, hukukunu, demokrasisini ya 84 milyonun hayatını Günaydın'la kavga eden insanların eline bırakmışız. O insanlara ya bırak 84 milyonu kendi çocuklarını bile emanet edemeyiz. Ali Erbaş'a kendi çocuğunu çünkü bu kadar çağdışı bir zihniyet böyle bir dünyada böyle bir çağda kendi çocuğuyla bile konuşamaz. Kendi çocuğuyla bile bağ kuramaz. Normalde onların çocuklarının devlet tarafından alınması lazım ellerinden. Çünkü böyle bir hayat olur mu? Günaydın'la kavga ediyor. Kadınların kahkahasıyla kavga ediyor. Öbürü kadınlar kahkahasıyla. Bir başkası kadının oturmasıyla, kalkmasıyla kavga ediyor. Bir başkası Voleybolcunun şortuyla voleybolcunun diyelim ki cinsel tercihiyle kavga ediyor. Bunların çocuklarını ellerinden almamız lazımken 84 milyonun kaderini bunlara bırakamayız. O yüzden işimiz çok zor. O kadar zor ki biz layıklık bu ülke için çok önemli dediğimizde bunlar bizi dün düşmanı gösterecekler. Medyanın çoğunluğu onlarda olduğu için, devlet imkanları onlarda olduğu için anlatmakta zorlanacağız. O yüzden birlikteliğe ihtiyaç var. Dönem öteve dönemi değil. Dönem filan partinin iktidar olması değil. Sevgili CHP'liler %26 ile iktidar olamazsınız. Aklınızdan geçirmeyin bunu. Sevgili İYİ Partiler %10 ile 15 ile 13 ile 14 ile iktidar olamazsınız. Sevgili Deva Partisi, Gelecek Partisi %2 ile 3 ile yönetimden pay alamazsınız. Bu ülkeyi buradan çıkarmanızın tek bir yolu var bir araya gelmenizde. Matematik bize bunu söylüyor. HDP'siyle İyi Parti yan yana gelmiyorsanız ve şimdi bir de bize şöyle bir şey söylüyorlar. dönüştürme dediğimiz bu. Ama Levent Bey şimdi HDP ile İyi Parti yan yana getiririz toplumda çok tepki olur. Ya kardeşim bunu anlatamıyorsan topluma siyaset yapma zaten. Ben mesela Meral Hanım çıksa dese ki ben biliyorum buradaki sorunu. Ben HDP'deki sorunu biliyorum. Terör sorunu biliyorum. Buna rağmen bu ülke daha fazla yıkıma gitmesin diye hem de o insanlar o bataklıktan çıksınlar meşru siyasette daha güçlü bir hale gelsinler. Terör de bu ülkede damar bulamaması için bizim bir araya gelmemiz lazım. Bizim Diyarbakır'la Konya'yı, Diyarbakır'la Samsun'u, Trabzon'u bir araya getirip buradan gerçek sahici, hukukun olduğu, demokrasinin olduğu bir ülke kurmamız lazım desin. Bakalım tabanı Meral Hanım'ı dinliyor mu dinlemiyor mu? Veyahut CHP dönsün desin ki arkadaş biz biz Sayın Davutoğlu'yla Sayın Babacan'la bir araya gelmemiz lazım. Artık ya sen de geçmişte şunu yapmıştın. Sen de geçmişte bunu yap. Sevgili arkadaşlar bir de geçmiş dediğimizde sadece bu iş AK Parti ile sınırlı değil. Geçmiş dediğimizde sadece Babacan değil. Geçmiş dediğimizde sadece Davutoğlu değil. Geçmişi açtığımızda herkesin defteri açılır. O zaman CHP'nin de geçmişine gideriz. O zaman Meral Hanım'ın da geçmişine gideriz. O zaman HDP'nin de geçmiş. Geçmişleri açarak bir yere varamayız. Tabii ki keşke verse herkes. Herkes çıksa ya hata yapmıştık. Mesela Kemal Bey dedi değil mi? Yanlış işler yaptık dedi. Keşke başörtüsü sorunu bu kadar büyütmemiş olsaydı. Keşke daha barışçı bir laiklik. Keşke herkes böyle bir özelleştiri verse. Ama geldiğimiz noktada üzümün sapı, armudun çöpü. Bunları geçtik. Tek başına ittifak yok. Ülke 2023'te buradan çıkması lazım. Bu adamın elinde büyük bir inanç şeyi var, malzemesi var. Bunu kullanmaya başladı buna karşılık verebilecek henüz muhalefette o dil yok. Çünkü dil sorunu Türkiye'nin ben hangi sorarsam muhalefet şey Murat siyasetin en büyük sorunu dil sorunu. Murat her birimiz farklı mahallelerde büyüdüğümüz için birbirimizin dilini bilmiyoruz. Şimdi ben mesela diyelim ki ilk yıllarda Alevilerin arasına gittiğimde Murat çok tedirgin gidiyordum. Çünkü ben onların neyden alındığını bilmiyordum. Neye incindiklerini bilmiyorum. Neye hangi kelime onların rahatsız ettiğini bilmiyorum o kadar tedirgin olurdum ki ama 10 yılda bunu öğrendim artık biliyorum. Ya yok diyelim ki Atatürkçülerle konuştuğumda ben mesela çok iyi niyetle bir cümle ediyorum. A alınıyor. Niye? Çünkü onu onun yani o cümlenin onu kırdığını bilmiyordum. Şu anda Türkiye'de laikliği savunabilecek dindar insanları incitmeden Dindar insanlara kırmadan laikliği onların onlar için ne kadar önemli olduğunu anlatabilecek siyasetçi kıtlığı var. Dil sorunumuz var. Evet. Peki bunu nasıl aşarız? Bu birlikteliği kurarak, her birimize görev düşerek. Ben, mesela ben dün düşündüm. Dün şöyle bir şey düşündüm ben. Gideyim dedim İslamcı yani şey, e, dindar mahalledeki AK Parti'ye uzak olan kanaat önderleri var. Gideyim onlarla tek tek konuşayım. Onlar mesela layıklık konusunda konuşmaya ikna edeyim diye düşündüm. Şimdi böyle şeyler düşünmemiz lazım. Muhalefetin buna kafa yorması lazım. Ben muhafazakar kesime kiminle ulaşırım hangi dille ki ona layıklığı onunla anlattırayım diye. Şimdi evet. bütün bunlar yapılmayınca bir de levent şu anda muhafazakar kesime ulaşmanın yolu kolay biliyor musun? Neden? Çünkü muhafazakar kesim şunu gördü. Arkadaş istediğin kadar yeni cami aç, istediğin kadar imam hatipleri fazlalaştır, istediğin kadar Ali Erbaş'a slogan attır.